Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle evlerimizi daha şık, daha zengin, daha tatlı gösterecek bir dekorasyon projesi yapıyoruz. Benden uzun zamandır istediğiniz bir şeydi aslında. İngiliz İngilโm'a giden herkes bana fotoğraflarını çekip atıyordu. Bu video aslında bir nevi marka challenge videosu da, dekorasyon marka challenge'ı. Mumlarımıza ve oda kokularımıza kılıf örüyoruz. Evet yanlış duymadınız. İngilโm'da böyle örgü kılıflı mumlar 500 TL civarında satılıyor. Hatta fotoğrafını hemen şöyle koymak istiyorum. Şöyle esinlendiğim İngiliz homomu koyuyorum buraya indirimde de 300 lira falandı. Siz mutlak herkesin evinde mum oluyor. Benimki böyle cam bir kılıfı olan bir, yani cam şişede böyle dev bir mum. Bu malum marka mumu, Beten Body Works mumu ama bu benim 3 senelik falan mumum. İçinde birazcık var hala. Siz de evinizdeki herhangi bir mumu kaplayabilirsiniz. Nereden almış olursanız olun. Dışı olmasa bile böyle kalın mumlar oluyor ya. iki ya falan böyle dev kalın mumlar. Onlara da kaplayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu şekilde kılıflar yapacağız bunu anlatacağım size gerçekten yapmak çok eğlenceli kağıt ip kullandım çok az kağıt ip gidiyor ben de parça kağıt ipimi kullandım kağıt iplerin fiyatı şu an ne civarda bilmiyorum açıkçası o yüzden şu kadar TL'ye yaptık diyemeyeceğim ama şöyle söyleyeyim 50 gram kağıt her türlü işinizi görür bir mum ve bir tane oku yapmak için fazlasıyla artar bile bu mumla bunun şeyi aynı bakın göstereyim şimdi size bakın yanına göstereyim Aynı. Sadece bunun üst kısmına şöyle bir büzüştürmeli bir şey yaptık. Videoda göreceksiniz zaten. Bir diğer önerim de bunu sadece mum kılıf olarak düşünmeyin. Benimle aynı sayılarda yapacağım. Ben kendi mumuma göre nasıl yaparım diye de panik olmayın. Çünkü videoda nasıl yapacağınızı çok detaylı anlattım. Lütfen atlamadan izleyin. O zaman göreceksiniz. Yine bunu ben saksı kılıfı da yapacağım bir tane bu şekilde. Bakın saksı kılıf olarak da çok tatlı duruyor çünkü. Pilaya yapabilirim. Pilaya bitki veya salon çamına yapabilirim. Saksı kılıfı da yapabilirsiniz. Sadece delik saksı koyacaksanız eğer delikli saksının altına bir buzdolabı poşeti geçirir sağlam. Suyu, nemi bu rafya ip veya kağıt ipten yapacağınız bu şeye akmasın. Kağıt ip ne bence çok güzel oldu. Ben elimdeki parça ipi kullandım. Dediğim gibi 4 milim tığ kullandım. Yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Ben oda kokularımı birini banyoda birini de, de salonda kullanıyorum. Zaten ben gerçekten çok beğendim. Çok da şık duruyor. Umarım siz de yaparsınız ve benimle paylaşırsınız. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Bu tarz dekorasyon videoları daha fazla gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hadi gelelim de bu şahane mumu nasıl yapmışım bu kılıfı beraber görelim. Kafanıza takılan şeyleri her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. İşte gidiyoruz videoya. Evet ihtiyacımız olan şeyler kağıt ip ve 4 milim tığ. Şöyle mum kılıfını yakından göstereyim. Şu şekilde bakın. Bunu mumunuzu ölçerek yapıyorsunuz. İsterseniz bu pıtırıkları yapmak zorunda değilsiniz. İngiliz Home'da var diye ben yaptım. Yine oda kokusunu da aynı şey aynı modelden yaptım. Sadece bunu da buna göre yaptım. Bir de tek fark burada her trabzan sırası da şurası dar olduğu için 3 sıra pıtırık sığsın diye bu pıtırcıklardan her sırada yaptım. Ama dikkat ederseniz mumda daha seyrek görünüyor. Çünkü bir sıra pıtırık yaptım. Bir sıra yapmadım. Bu şekilde yine 1-2-3 bir, bir, sıra pıtırık var. Ama aralarda bir sırada normal sadece trabzan örgüsü var. İlk önce şununla başlayalım. Bu kokuyla başlayalım. Kokular gerçekten çok güzel duruyor. Bu arada bu kokuyu şöyle ip de taktık buna ki yeni koku aldığınız zaman bunu buradan çıkarıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz burayı. Kese gibi düşünün. Şu şekilde burayı açıp bunu içinden çıkartıp yenisine takıp bu şekilde sıkıştırıp bağlıyorsunuz. Yani bu çıkabilir. Bence çok şık durdu. Yazda geliyorken böyle hasır şeyleri kullanmaya başlamak bence güzel. Şimdi benim bir oda kokum daha var. Bakın burada. Ona göre bir tane daha yapacağız. Üç tane. Burnuma burnuma bir anda çok geldi. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Daha sonra zincirin ilkine batıyorum. Şu şekilde içinden geçirdim. Yine bir zincir çektim ve bu halkaya 3 zincirli oluşturduğum halkaya 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu 2 Bu 3 Bu şekilde 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şuradan sayılıyor. Şu şu 1 bu 2, bu 3, 4, 5 6. Şuradaki bu sık iğne değil yani şu. İlk sık iğnemiz bu. Karıştırmayın. Buna batıyorum. Şöyle. İçinden geçirdim ve bir zincirle yukarı çıktım. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani artırma yapıyorum. Taban kısmından yukarı doğru çıkacağız. Dolayısıyla bu artırma modelini yaptığınız şeyin tabanına göre ayarlayabilirsiniz. Ben de kendi yaptığım şeylerin tabanını ölçerek yaptım. 6 sık iğnenin her birine ikişer kere batarak sık iğne yapıyorum. 6 sık iğne 12'ye çıkmış olacak. Ama görüm yapanlar bu artırmayı zaten bilir. 6, 12, 18, 24 şeklinde artırmalara devam edeceğiz. Ta ki kaplayacağımız yani giydireceğimiz şeyin tabanına oluşana kadar. Şimdi bu sıra boyunca her birini iki kere batıyorum. Her birini iki kere battım. Bakın şurayı karıştırmayın. Bu ve bu ilmek değil. Bu ikisi ilmek değil. Bunları karıştırmamanız gerekiyor. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani benim ilk ilmeğim bu. Şuraya batıyorum. Arada bunu ve bunu atlıyorum. Çünkü onlar ilmek değil. Burayı karıştırırsanız formu bozulur. Onlar da ilmek gibi görünüyor. Çünkü oraya battım. Ve şu şekilde ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincirle yukarı çıktım. İkinci sıra tamamlandı. Artırmalarım şimdi hep çift battım. 12 oldu ya. Bir tek bir çift yapacağım. Yani bir tane bat bir tek dediğim yere bir tane sık iğne, çift dediğim yer iki tane sık iğne aynı yere. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum ilk ilmeğimi. Bir tane sık iğne yaptım. Bu bir tek. İkinciye batıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Bu da çift. Yani bir tek bir çift yapacağım. Bir sonraki sırada 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde devam edecek. Her sırada 6 ilmek artırmış olacağız. Bizim sayımız 6 ile başladığı için zaten ortadaki halkamız 6 12 18 24 şeklinde devam ediyor olacak. O yüzden her sırada sayarsanız karıştırmamış olursunuz. Şimdi ben bunu yaparken bu şekilde artırmamı yapacağım dediğim gibi kendi yaptığınız şeyin tabanına göre. Ben bunu artıracağım. Daha sonra mumumda da aynı şey geçerli. Oda kokusunda da aynı şey geçerli. Bu şekilde üstüne koyacağım. Tabanına olmuş mu yetmiş mi ona bakacağım. Şimdi ben kokumun tabanına yetecek kadar bunu aynı mantıkla artırıyorum. Bakın bu şekilde benim kokumun tabanı için yeterli oldu. Yeterli olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bunu buna oturttuğumda bakın dışarı birazcık artıyor. Tam olursa yani bu şekilde çıkmazsa içine girmeyecektir. O yüzden ne yapıyorsanız böyle ölçerek yapın. Dış kısmına şu şekilde çıkıyor olması lazım bir sıranın. Şimdi ben en son 4 örüp 1 artırdım. Yani 4 tek 1 çift yaptım. Şu an benim buradaki yuvarlağımda 36 tane ilmek var. Yani 36 sık iğne var. 4 tek 1 çift yaptım. Şimdi ne yapacağım? 2, 3. Yukarı doğru 3 zincir çektim. Doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde. Bakın. Trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Trabzan. Her pıtırcık arasında 5 tane ikili trabzan boşluk bırakacağız. 3 tane burada yaptım. Şimdi bir sonrakine pıtırcık yapacağım. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 5 tane. 2 Bu 3 bu 4. Kağıt biraz sert olduğu için rafiple de yapabilirsiniz isterseniz. Ben orijinal kağıt diye kağıtla yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım ikili. Bu trabzanların ilkinin tepesine batıyorum. Ve bu ilmeğimi arka taraftan getirerek bu şekilde geçiriyorum. Bakın ilk pıtırcığım oluştu bile. Şimdi doluyorum ve hemen yandaki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilkini yapmış oldum. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra bir pıtırcık daha yapacağım. Tek sayı bırakıyorum arada ki bir üst sırada tam ortasına denk gelebilsin. Çift sayı olursa tam ortası olmayacağı için pıtırcık yapmak adına tek sayı yani siz daha kısa bir boşluk bırakmak isterseniz 3 yapabilirsiniz Veya daha aralıklı olsun isterseniz 7 yapabilirsiniz Şimdi buradan 1-2-3-4-5 iki, tane ikili trabzan yaptım Tekrar doluyorum Ve 5 tane ikili trabzan Yapıyorum Aynı ilmeği Her pıtırcık arasında 5 tane ikili trabzan var Ve her pıtırcıkta 5 tane trabzandan oluşuyor. İkili trabzan yapıyorum bu arada. Şöyle. Bakın bir kere daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Bu 5 trabzanı ilkinin tepesine batıyorum. Bunu tığıma takıyorum. Ve bu şekilde önden çıkardım. Hiç burada tekrar şöyle zincir çekmiyorum. Direkt dolayıp yan tarafa batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın zaten yukarı doğru dönmeye başlıyor bu aşamada. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağım. Kaç tane pıtırcık sığarsa o kadar olacak. Zaten belirli bir sistem dilerlediğim için belirli bir sayıda pıtırcık sığacaktır. Şimdi ben sıra sonuna kadar yapacağım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi 6 tane pıtırcık sığdı. Şimdi burada karıştırmamanız gereken şey şu ilmek değil. Buraya da trabzan yaparsanız büyük sıkıntı. Şu zincirin tepesine değil buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırmayla birleştirdim. 3 zincirle de yukarı çıkıyorum. İlk sıramız bu. Bu ilk sırayı yaptıktan sonra bir şunu şöyle içine bir koyup deneyin. Bu şekilde rahat giriyor mu? Bakın benimki girdi. Demek ki devam edebilirim. Şimdi tek dikkat etmemiz gereken şey arada tekli sayı bırakalım dedim ya. Arada 5 tane var. Bir üst sırada tam bu 5 trabzanın ortasındaki yere 5 tane ikili trabzan yapıp pıtırcığı oraya denk getireceğim. Şimdi ne yapacağım? Buradan bu şekilde düşündüğümde şu hemen yanına bir ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Burada bir de şurada trabzan eklememeniz lazım. Bakın şu yandaki yani bu trabzanın tepesi burada da tam şuraya batıyorsunuz. Bakın şurası. Ya yani şu pıtırcığın üzerine de bir trabzan yapacağız ya. Şuraya batıyorum. Burada o yanlışlıkla yani pıtırcığın burasını karıştırıp da fazladan trabzan yaparsanız sayınız bozulur. Şu 5 trabzanın birincisi. Bu 5 trabzanın ikincisi. 5 trabzanın derken şu or, arayı sayıyorum sadece. Bu da 5 trabzanın tam ortası. Buraya ne yapıyorum? Aynı pıtırcık işlemini yapıyorum. Zaten bir kere ilkini böyle sayarak denk getirin tam ortasına gelsin. Ondan sonrası yerleşecektir. Zor olmayacak çünkü 5 trabzan yapıp bir fıtırcık yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Şu şekilde. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Ama mum da bu kısımda sadece bir sıra trabzan örmüştüm. Bu dar olduğu için ve ben de sadece bir tane pıtırcık olmasın istediğim için bu şekilde yaptım. Yani zevkinize kalmış aslında birazcık. Bakın iki tane trabzan ördüm. Şimdi pıtırcığın trabzanını yapıyorum. Hemen yanından battı. Daha sonra aradaki 5 trabzana geçiyorum. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Bakın Pıtırcık burada 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Şimdi pıtırcık yapacağım ve pıtırcık yapacağım yer bu beşinin ortası. Bu şekilde bu sırayı bitireceğim. Aynı şekilde bir sıra daha yapacağım üstüne. 3 sıra pıtırcık olmuş olacak. Bakın bu şekilde 3 sırayı örmüş olduk. Şimdi mum, mumu yaparken arada bir sıra trabzan ördüm dedim ya. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bu kokunun üstüne de bir sıra topçuk yapmadan trabzan yapacağım. Bakın. Önemli olan sayı artışını yapmamak. 3 zincirli her zaman olduğu gibi yukarı çıktım. Her trabzanı üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurası da karıştırmamanız lazım. Pıtırcığın üzerine bakın şu arada 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 trabzan. Şu pıtırcık içinde şuraya bir tane kili ravzay yapıyorum. Hemen yanına batıyorum. Bu şekilde bir sırada ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu kadar. Mesela bu şekilde yaptığınızda bir sıra trabzan yaptıktan sonra pıtırcık yaparken de karıştırmanıza gerek yok. Çünkü zaten alt kattan baktığınız zaman belli oluyor. Mesela şimdi bu sıranın üzerine bir daha yaparken nereye tam denk gelecek? Bakın 5 trabzanım şurada. Hemen bunun üzerine denk gelen 5 trabzan burada. Yani siz bir üst sırada pıtırcık yaparken bunun üzerine denk gelmesi için tam buraya yapmanız gerekiyor çok da karışacak bir şey değil açıkçası. Yani mumu yaparken de aynı şey yapacaksınız. Taban kısmının sayıları da aynı. Tabi sadece bu daha büyük. Bunu mesela en son kaç artırma yapmışım hemen söyleyeceğim size. 7 tek bir çift yapmışım en son. Bu Beten Bodyworks'un standart büyük mumlarından biri. Yani toplamda bu etrafında 54 tane ilmek var mum için. Bu, bu alt kısmını yaptıktan sonra bir sıra normal ikili trabzan yapıyorum. Yine 54 trabzan olmalı. Daha sonra üstüne tıpkı burada yaptığımız aynı işlemi uyguluyorum. Pıtırcık 5 trabzan, pıtırcık 5 trabzan. Burada da 3, 6, 9. 9 tane pıtırcık sığmış bu şekilde. Bu pıtırcığı yaptıktan sonra bir sıra yine pıtırcıksız trabzan. Daha sonra pıtırcık, pıtırcıksız pıtırcık en sonunda ters sık iğne yaparak kapatmışım düz sık iğne yaparak da kapatabilirsiniz mum da bu şekilde olacak ben size anlatırken mumun bir tane olduğu için bunu yapmak istedim bir de kokuyu anlatmak istedim çünkü kokunun üst kısmı farklı burasını büzüştüreceğiz orayı göstermek istedim şimdi ben bu bir sıra ikili trabzanı yapıp geliyorum Bakın bu şekilde üst sırayı da tamamladım şişemin artık üst kısmını büzüştürmek istiyorum Dediğim gibi orijinalde de öyleydi Bu durumda ne yapıyorum 4 zincir çektim Doladım Bir ilmeği atlıyorum Bir yandakine batıyorum 2de trabzan yapıyorum Bir zincir çektim doladım bir ilmek atlıyorum yandakine battım Bu şekilde bir zincir, bir ilmek atla ikili trabzan şeklinde kafesler yapıyorum. Bakın. Bir sıra bu kafesleri yapacağım. Daha sonra bitmiş olacak. İp yapacağız. Şişeyi giydirip ipini çekeceğiz. En sona geldim. En son yine bir zincirimi çektim ve ilk yaptığım kafese bunu birleştiriyorum. Ve birazcık uzun kesip bu şekilde hazırlıyorum. Bu bu şekilde tamam. Şimdi büzüştürmek için bize ip lazım. Ben ipin ucuna da böyle bir topçuk şeklinde bir süs yapmayı istedim. Ama siz isterseniz ahşap boncuk falan da koyabilirsiniz. Ben şimdi topçuğu nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle bir zincir yaptım. Daha sonra şöyle çektim, doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde. İstediğiniz kadar kalın yapabilirsiniz. Şöyle tekrar batıyorum. Doladım. Şöyle tekrar batıyorum. Bu şekilde hepsinin içinden geçirdim. Şu bir zincirle kapattım. Daha sonra ilk battığım yere tekrar batıp bunu tam bir topçuk haline getiriyorum. Bakın bu şekilde bir topçuk yaptım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tabii ki sadece ipi de geçirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şöyle yapayım. Bunu da keseceğim en son. Şimdi biraz sallanan bir şey olsun isterseniz istediğiniz uzunlukta zincir yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın bu kısım. Şunu yapıyoruz şu anda. Şu ucu biraz daha sallansın isterseniz biraz uzun yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu yeterince uzun yapana kadar zincir çekeceğim. Ben 30 tane zincir çektim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim buna. Şu ipi kestiğim taraf başladığım yer olduğu için bunu oradan değil de şu düğüm atacağım yeri onun tam karşısında bir yerden yapmak istiyorum. Bakın, ipi kesmedim. Şu anda diğer tarafına da topçuk yapacağım ama topçuk yapmadan önce buralardan geçirmem gerekiyor. Bir aşağıdan, bir yukarıdan bu şekilde geçiriyorum. Bakın buraya çıkardım en son. Şuradan sokmuşum. Başlamışız geçirmeye. Buradan da çıkardım hemen yanından. İpi biraz uzun kestim. Şöyle İpi çekiyorum, ilmeği de parmağımla tutuyorum. Şimdi bu kısma topçuk yapacağım. Sadece topçuk yapacağım için biraz uzun kesince topçuk yapmaya yeterli oluyor. Aynı şeyi yapıyorum. Doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu topçuğun büyüklüğü size bağlı. Kaç kere doladım falan diye sormayın. Canınız ne kadar isterse ne kadar dolarsanız o kadar büyük bir topçuk olur. Aynı şekilde bir topçuk yaptım ve ipimi çekiyorum. Daha sonra bu topçuğu buraya şu ipi sabitlemek adına şöyle bir düğüm atıyorum. Hatta bir düğüm daha atıyorum. Keseceğiz ya ipi açılmasın diye yapıyorum bu. Siz dediğim gibi isterseniz bu topçukla uğraşmayın. Zincir çekin. Ucuna da ahşap boncuk takın. Düğüm yapın. Oldu. Bitti. Bu kadar yani. Çok tuz atmanıza gerek yok. Bunu kestik. Gelelim buradaki ipe. Buradaki ipi de nereden geçirelim? Mesela şöyle şuradan aşağı doğru şöyle geçiriyorum. Bunun içinden geçirip şöyle bir sıkıştırıyorum bunu da kesiyorum Zaten kağıt böyle kolay kolay açılmaz bir kıyafet olmadığı için de bu hani sürekli Giy çıkar olmayacak bunu yeni bir koku aldığınızda bir takacaksınız koku bitene kadar zaten Devam edecek bu arada kullandığım kokuların linki Instagram'ımda var zaten oradan bulabilirsiniz eğer hangi kokuyu alalım falan diye bir şey yapıyorsanız, Heh, şöyle bakın, şu şekilde çekiyorum. Tatlış bir ipim, yine istediğim kadar uzun yapmamışım ama önemli değil. Şöyle yapalım. Bakın, gayet güzel bir dekoratif bir kokunuz oldu. Ben birini banyoda birini salonda kullanıyorum zaten. Muma gelirsek mumu da tekrar anlatmayacağım. Aynı tarif çünkü mumu neden anlatmadın demeyin. Bir sıra trabzan. Bir sıra pıtırcık, bir sıra trabzan, bir sıra pıtırcık, bir sıra trabzan, bir sıra pıtırcık. En sonunda bir ters sık iğne ile kapatmışım. Ha diyebilirsiniz ki ters sık iğneyi nasıl yapacağız? Çok mantıklı bir soru olur. Hemen onu göstereyim. Şöyle hemen küçük bir sık iğne attım. Ters sık iğne dediğim şey aslında bildiğiniz sık iğne sadece bakın geriye doğru. Normalde bu tarafa doğru gidiyorum ya. Geriye doğru mesela battı. Sık iğne yaptım. Battı. Şu şekilde geriye doğru yapıyorum. Bu yüzden ters adı zaten. Geriye doğru batıyorum, çıkarıyorum. Sık iğne yaptım. Geriye doğru yaptığınızda bu şekilde bir görüntü oluyor buradaki gibi. İşte bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Ben gerçekten severek kullanacağım. Siz de yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım buralarda yazıyor. Bu tarz dekorasyon videoları daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.